istikametinden gelip danışma hareket tarosu yapalım. ...1994 yılında üzerinde çalışılan devletimizin önemsediği bir şey. Ama o günün koşullarında tabii Nahçıvan ve Azerbaycan'la bağlantılarımız bu kadar güçlü olmadığı... ...ve Karabağ zaferi gibi bir zafer elde edilmediği için o zamanki proje ekibi bunu rantabil bulmuyor. Daha sonra 2005'te Iğdır Milletvekili'nin verdiği bir önerge üzerine... tekrar gündeme geliyor ve o zaman da ileriki dönemlerde bu işin çalışılabileceği yönünde bilgiler var. İşte o ileriki dönemlerde çalışılabilir dedikleri projenin, çalışmanın tam Karabağ zaferinden sonra tekrar gündeme gelmesi artık o günün geldiğini, bu projenin çalışılması gerektiğini çünkü projeyle artık hem uluslararası bağlantılar hatta ben söyleyeyim bunu herkes duysun. Bir anlamda kıtalar arası bağlantılar ve bir anlamda da okyanuslarla bizim denizlerimiz biliyorsunuz üç tarafımız denizlerle kaplı bir ülkeyiz. Denizlerimizin birleştirilerek Türkiye'nin ve Avrupa'nın diğer kıtaların, Afrika'nın ürünlerini, hizmetlerini Orta Asya'nın en uç noktası yani Çin'e kadar, Pekin'e kadar ulaştıracak bir tren yolunun zaten biliyorsunuz en son bizim ihracat trenimiz gitti Çin'e. Bununla da işte o demirden ipek yolunun buna ben bazen de denizden ve demirden ipek yolu diyorum. Çünkü denizden gelen işte Cebeli Tarık'tan, Süveyş Kanalı'ndan gelip örneğin İzmir Çandarlı'dan oradan aktarılabilir trenlere ya da doğrudan bizim denizlerimizle Trabzon'a kadar gelip Hopa Limanı'na kadar gelip oradan işte Erzurum'a Kars'a ulaştırılarak bu trenler yoluyla Orta Asya'ya, Türk Cumhuriyetlerine ve bütün Uzak Doğu'ya kadar gidecek bir proje. Onun için bu ben onu şöyle adlandırıyorum. Güzergah olarak yerel ama etki olarak kıtalar arası bir etkiye sahip çok önemli bir proje. Bu anlamda tabii devletimizin yetkililerine teşekkür etmek lazım. Çünkü Karabağ zaferi gibi bir zafer olduğu için ve özellikle Nahçıvan-Azerbaycan koridoru kurulacak olması münasebetiyle bunun da bu tren kolunun biliyorsunuz Kars-Tiflis-Bakü şu anda aktif çalışan bir kol, o İpek yolunun bir kolu. Bir de Kars-Iğdır-Nahçıvan tren yolu buna eklendi mi? Yani iki koldan Türkiye merkez olmak üzere buradan ürünler bütün bölgeye yayılacak ve dolayısıyla hem Türkiye kazanacak aslında hem de dünya bir anlamda bütünleşmiş olacak. Ama Karabağ bölgesi açısından Karabağ'ın inşa edilmesi sürecinde artık Türk inşaat sektörüne büyük bir alan açılmış oldu. Çünkü Türkiye biliyorsunuz inşaat sektöründe dünya üçüncüsü bir ülke ve çok ilerideyiz. Birçok Türk Cumhuriyeti'nde zaten birçok projeyi başarmış bir ülkeyiz. Bu münasebetle özellikle Nahçıvan Koridoru da açılınca işte içinde yaşadığımız Erzurum kentindeki iş alanı, ticaretle uğraşanlar, inşaat sektörüyle uğraşan firmalar başta olmak üzere bölgenin bütün kesimleri bu fırsatlardan faydalanma avantajı yakalayabileceklerdir. Çünkü inşaat malzemesi taşınması maliyetli bir iş ve ağır yük olduğu için işte bu tren yoluyla bu işi çok daha rahat başarabileceklerdir. Ve turizm açısından çok ciddi bir etkileşim başlayacaktır. Çünkü direktman Türkiye, kara sınırı biliyorsunuz Nahçıvan'la Türkiye'nin var. Azerbaycan'la Türkiye'yi direktman bağlıyor. Yani Gürcistan gibi bir ülke de arada olmuyor. Ve otomatikman Azerbaycan'a bu bağlantı kurulacağı için büyük fırsatlar doğuyor. Şu anda Kars, Iğdır, Nahçıvan arası yaklaşık 200 kilometre. 200 kilometre de buradan Kars olduğuna göre Erzurum'dan yani toplamda yaklaşık 400 kilometrelik bir yol sonrasında biz Nahçıvan ya da Azerbaycan topraklarına girmiş oluyoruz artık. Dolayısıyla Azerbaycan topraklarından da Hazar'a ulaşıyor. Hazar'dan da diğer Türk dünyasına, Rus pazarına, Çin'e vesaire oradaki üretimin de diğer dünya ülkelerine ve Avrupa'ya tren yoluyla yani şunun niye tren yolunu önemsiyoruz, tren yolunu bu kadar vurguluyoruz? Çünkü biliyorsunuz ulaştırma sektöründe en ucuz sektör deniz yoludur, ikincisi demir yoldur. Ve bizim iktisat alanında kalkınma literatüründe de şu vurgu vardır. Denize kıyı olan ülkelerde kalkınma her zaman
daha hızlı olabilmektedir. Çünkü kaynaklara ulaşım, taşınma maliyeti vesaire. Ancak deniz kıyısı olmayan ülkelerin kalkınan örneği ise ancak demir yolu ağı iyi örülmüş bölgeler olabilmektedir. Bu iktisat literatürünün kabul görmüş bir gerçeğidir. İşte bu aynı zamanda biraz önce dediğim gibi hem ülkemiz açısından hem ekonomik olarak geride olan bölgemiz açısından büyük bir fırsat yaratıyor. Üstelik uluslararası bağlantı kuruyor ki potansiyeli çok yüksek olacak. Biz bu bölgede Iğdır iş adamları olarak yapmış olduğumuz ihracat Türkiye genelinde iyi bir noktadayız. Türkiye genelinde 1 milyon doların altında ihracat gerçekleştiren il sayımız 8 iken biz 136 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Iğdırlı iş adamlarımız olarak. Nahçıvan'a ve Nahçıvan üzeri Azerbaycan'a, İran üzeri Azerbaycan'a. Bu koridorun açılmasından sonra tren hattının da devreye girmesiyle çok önem kazanacak. İhracatçımız ihracatını çok iyi bir şekilde yapacak. Turizm alanında, kültürel alanında bu koridoru çalıştırmakla birlikte Iğdır'ın önemi 3 kat daha artacak diye düşünüyoruz. Tren hattının devreye girmesiyle hem ihracatçımızın işi kolaylaşacak hem de koridorun açılmasıyla turizm burada canlanacak. O bağlamda bu bölgenin önemi artacak, Iğdır'ın önemi artacak ve ticaret daha kolay yapılmış olacak. Burada geçiş belgeleri satıyoruz biz. Üçüncü ülke geçiş belgesi, tır karnesi. Bu bir ayda 1500 kadar tır karnesi satıyoruz biz oda olarak. Türkiye'de 18 bölgeden bir tanesi biziz. Bir de geçiş belgesi veriyoruz. Eğer bunlar tren hattı açılması halinde bunların tamamı çözülmüş olacak. Yani üçüncü ülkeye giden bir tır tren hattıyla buradan Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Kazakistan'a, Azerbaycan'a giden tır artık tren vagonlarıyla gidecek. Daha rahat, daha imkanlı, daha ucuz maliyetle gideceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra bizim organize sanayi bölgemizde o tren hattından bir istasyon gündeme aldırdık. Ve şu anda projenin içerisinde organize sanayi bölgemizde bir tren hattı var. Şu anda yatırımcılar bizim organize sanayi bölgesinde yatırımlar yapmak istiyorlar. Neden? Büyük gerekçelerinden bir tanesi tren hattının olması. 45.064 sefer sayılı ikinci ihracat trenimiz Erzurum-Gara geldi. SS 33 1017 destek makina